Maceradan herkese merhaba. Bugün benim doğum günüm ve bu doğum günümü bambaşka bir ülkede, bambaşka bir şehirde kutluyorum. Şu anda Yunanistan'dayız. Burası da daha önce defalarca geldiğimiz Selanik'te ilk kez konaklıyor olduğumuz Bristol Otel. Manzara da Selanik'in restoran ve tavernalarının merkezi olan La Dedica Meydanı. Gerçekten de çok mutluyum. Şimdi biz zaten La Dedica Meydanı'nda kalıyoruz, Bristol Otel'de. Benim de en sevdiğim restoran zaten La Dedica Meydanı'nın göbeğinde. Otelden çıkıyoruz ve restorandayız. Çok mutluyum. Fulti Meze'ye gidiyoruz şimdi. Bristol Otel'de. O abinin bir adamı tek başına bitirmesi mümkün değil de biliyor musun? Çağlar. Hadi abi. Yani buraya gelip de bu mitosu içmeden de gidilmez. Mert'cim gel sana da vurayım. Ben içiyordum ama sözlerden bıraktım. Bundan içemezsin mi sen? Yani Hellenic beer. Evet, çok hafif, çok güzel. Herkes bilir Yunanistan'a gelen. Mert'cim bugün annenin nesi? Annenin nesi bugün? Çağlar'cığım ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Biraz daha şu midemin şişinin inmesine dilemiyorum. İnşallah yürüyünce gelecek. Siz nasılsınız? Şiş. Şişlerim var. Hadi. Şu anda Aristoteles Meydanı'ndayız. Meşhur Elektra Palas'ın da bir köşesinde yer aldığı meydan. Burası tabii gece olduğu için şu an bomboş ama normalde gün içinde o kadar kalabalık, o kadar cıvıl cıvıl oluyor ki bence bu hali bile güzel. Ben burayı çok seviyorum. Birazcık yürüdük. Şimdi de Metropolis Caddesi'ne indik. Buradan da daha aşağıya iniyoruz. Sahile doğru gidiyoruz. Io tra le braccia sue, le sue labbra sulle mie, e puoi fare ancora. Burası Nikis Caddesi üzerinde açılmış olan Mats Factory. Çok yeni açılmış, biz de ilk defa geliyoruz. Mert buraya bayıldı. Ve yepyeni bir günden herkese günaydın. Şimdi kahvaltıya gidiyorum. Bugün çok yoğun geçecek. Umarım enerjim yeter. Merhaba küçük adam. Yeah.
alakart veren bir, alakart kahvaltı veren bir otelde kalıyoruz. Ama şöyle bir menüsü var, oldukça geniş. Ve bu menüden istediğiniz her şeyi yiyebiliyorsunuz. Açık büfeden hiçbir farkı yok. Ben de istiyorum. Atatürk'ün evine gidiyoruz. Şimdi yaşadığı yeri de görüyorum. Burası alt katı. Aa, burada da Atatürk'ün ne anneciğim? Uyumasın. Kim uyumasın? Atatürk. Atatürk ne yapmasın? Uyumasın. Uyumasın. Uyumuş gelsin. Adada kalmış Atatürk. Bir keşke adada şu geri an gelse. Çok isterdik. Şimdiki durağımız Atatürk'ün evine çok yakın mesafede olan Rotunda ve çevresindeki ara sokaklar. Buralarda harika grafitiler var. Poi il pensiero va e mi porta ancora là nei suoi occhi blu come il mare. Lo so. Canım burası 3. 4. yüzyılda yapılmış, tapınmak için yaptıkları bir yermiş, bir dommuş. Ondan sonra 6. yüzyılda Bizanslılar tarafından şeye çevrilmiş, kiliseye. Sonra 16. yüzyılda Ottoman gelmiş, burayı cami yapmış. Sonra? Durumu çok kötü, harap, çok kuvvetli bir earthquake geçirmiş, deprem geçirmiş. O depremde dağılmış. Ondan sonra 1930'da kazmaya başlamışlar. İşte bir kısmı zaten harap durumda. Kazık kısmı, o depremde zarar gören kısım. Bütün bu şeydeki domun içindeki bütün şeyler de depremde zarar görmüş. Freskler mi? Hı, o yüzden çok dağılmış durumda. 29 metre çapındaymış, yüksekliği de 24,5 metreymiş.